Kayseri'de gece saatlerinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrasında kentte deprem konusunda bilinçlendirici projeler yapılması gerektiğine değinen Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Özer, "Eskiden Kayseri'de deprem bilinci çok yoktu. Açıkçası deprem de yoktu. Artık büyük şiddette depremler olmaya başlayınca Büyükşehir Belediyesi ve alt belediyeler bir an evvel deprem toplanma alanlarını bu bölgeleri halka da duyurmalıdır dedi. Bence Kayseri'de artık bir deprem şehri oldu. Ee, çok uzun yıllardır bu yükseklikte, bu şiddette deprem olmuyordu ama bu depremler biraz daha sıklaştı. Bunu hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Bundan dolayı şehirdeki fay haritalarında farklılıklar oluşmuş olabilir. Bir an evvel jeoloji mühendisleri odası gerek MTA, maden tetkik aramayla birlikte yeni fay hattı haritaları revize edilmeli bence. En azından bundan sonra hangi bölgelerde deprem sıklığı yaşanabilir, ve bunların şiddeti ne olabilir? Bunlar için bir öngörü fırsatı olur. Jeoloji Mühendisleri Odası bunun zaten oldukça farkında, bu yönde doğru açıklamaları da var. Bu haritalar güncellendikten sonra Kayseri'de de buna göre yapım teknikleri gerekirse değerlendirilmeli deprem sınıfı da gerekirse ona göre tekrar revize edilmelidir. Aslında e, bununla ilgili en iyi bilgiyi Büyükşehir Belediyesi'nden almalıyız Kayseri halkı olarak. Eskiden Kayseri'de deprem e, bilinci çok yoktu. Hani deprem de çok yoktu işin açıkçası ama artık büyük şiddetle depremler olmaya başlayınca Büyükşehir Belediyesi ve alt belediyeler bir an evvel deprem toplanma alanlarını bu bölgeleri halka da duyurmalı. Mesela Belediyelerimiz her şeyle ilgili halka duyuru yapabiliyorlar iken o panoları, billboardları bunlar için de e, kullanmalı artık. En azından deprem toplanma yerlerinin tabelaları, nitelikleri, neviyatı hem imar planlarına işlenmeli hem de bunlar kamuoyuna paylaşılmalı. İmara işliyse bile insanlara bilgi verilmeli. Çünkü dünkü depremden sonra gördük ki birçok insan arabasına binip ...bir boşluk içerisinde, sinir stres içerisinde boşta dolaştılar. Tabii ki deprem toplanma alanları olursa insanlar o bölgelere kanalize olur. İnşallah daha büyük depremler olmaz ama daha kötüsünü yaşarsak... ...insanların geçici müddetle e, ikamet edebileceği yerler veya duraklama yapacağı yerlerin... ...bir an evvel belirlenmesi ve bunun en önemlisi de halka duyurulması gerekir. Halkımızın da bu konuda bilinçlendirilmesi gerekir. Bu konuda belediyelerimizde önemli bir rol oynar maktadır. Depremle ilgili okullarda da bir bilinçlendirme kampanyası mutlaka bir an evvel başlatılmalıdır. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz de belki ders müfredatlarında vardır ama bu konuda artık Kayseri de biraz deprem şehri olmaya başladı. Bu konuda biraz daha üzerinde dururlarsa en azından toplumda bu bilinç daha hızlı bir şekilde yerleşir. Müzik